Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS konusu olan üstü sayılarla ilgili birkaç tane soruyu paylaşacağız. 1024 adet kalem her bir 16 adet kalem alan kutulara konulacakmış. Buna göre kullanılması gereken kutu sayısını verilen üstü ifadenin hangisi olduğunu bize sormakta. Nasıl yapacağız? İlk olarak ikisini de üstü sayılara çevirerek yapabiliriz. Veya üstü sayılara çevirmeden önce direkt bölmede yaparız. Fakat bizim için kolaylık nedir? Üstü sayıya çevirerek işlem yapmamız. Şimdi biz ne var? 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu. Bundan sonra bunu 2 ile çarparsak 2 üzeri 7, 128. Bir 2 ile daha çarparsak 2 üzeri 8, 256. 2 üzeri 9, 512. 2 üzeri 10'un da 1024 olduğunu görmüş oluyoruz ve bunu da bilmemiz gerekir. 2 üzeri 10 yazdık. Kaç tane kalem alıyormuş bir kutu? 16 tane. O zaman ne yaparız? Toplam kalemi bir kutunun aldığı kaleme bölersek bulmuş oluruz. 16 nedir peki? 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetine bölersek ne olur? Tabanlar aynı ise üstler çıkartılır arkadaşlar. 2 üzeri 6'dır. Yani B şıkkı olur cevabımız. Mete her birinin içerisinde 16 adet çikolata bulunan 4 adet kutu satın alıyor. Mete'nin aldığı toplam çikolata sayısını gösteren üst ifadeyi soruyor. Bu da ya diğer sorunun başka bir tarzı. Onu da bölerek yaptık. Bunda da çarparak yapacağız. 16'yı ne demiştik arkadaşlar? 2 üzeri 4 olarak söylemiştik. 4 nedir peki? 2'nin ikinci kuvveti. Şimdi burayı düzenlersek 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Bu kadar ne varmış? Her birinin içinde bu kadar çikolata var ve 4 tane aldık. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazdık. Burası ne yapar? Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri 6 oldu. Şıklarda 2 üzeri 1 ifade var mı? Yok. O zaman ne yapabiliriz? Ben bunu 2'nin karesinin 3. kuvveti olarak yazabilirim. Neden? Üstün üstü birbirini çarpar. Çarptığımız zaman ne elde ederiz? 6'yı elde edebiliriz. 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman 4'ün 3. kuvveti olmuş olur. A şıkkı bizim cevaptır arkadaşlar. Bir gökdelen 125 kat, her katta 27 ofis, her ofiste 8 çalışan vardı. Buna göre gökdelende çalışan sayıyı bize sormakta. Ne yapacağız? 125 nedir? 5'in 3. kuvvetidir. Bu kadar kat. Her katta kaç ofis var? 27. 27 nedir peki? 3'ün 3. kuvvetidir. Bunu da düzenleyelim arkadaşlar. 8'de nedir? 2'nin 3. kuvvetidir. Şimdi ne yapacağız? Bunları çarparak kişi sayısını buluruz. İlk olarak 125 kat var. 27 ile çarparsak ofis sayısını buluruz. Toplam ofis sayısını bulduktan sonra her ofiste 8 kişi olduğuna göre 8 ile de çarparak cevap gelmiş olur. 3'ün 3. kuvveti bizim neyi bulmuş olduk? Ofis sayısı. Bunu da bir daha 2'nin 3. kuvvetiyle çarparsak cevabımız olmuş oldu. Üstler aynı ise tabanlar ne yapılır çarpma işleminde? Çarpılır. 5 kere 3 15, 2 ile daha çarparsak 30 üzeri 3 olur. Yani burada cevabımız Denizli olmuş olur. Yeni nesil tarzda bir soru arkadaşlar. Aysu öğretmen öğrencilerine üstü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda kırmızı butona basıldığında kutularda toplar düşüyor. Ve bu topların üzerinde üstü sayılar birbiriyle çarpılıyor imiş. Bu oyundaki kutular ve kutuların içindeki toplar aşağıda verilmiş. Eğer kırmızı butona ara vermeden iki kez basılırsa birinci kutudaki en büyük üslü ifade ile ikinci kutudaki en büyük üslü ifade olan toplar kutuya düşüyormuş. Eğer kırmızı butona aralıkla iki kez basılırsa birinci kutudaki en küçük üslü ifade ile ikinci kutudaki de en küçük üslü ifade düşüyormuş. Ne diyor ondan sonra? Buna göre kırmızı butona ara vermeden iki kez. Ara vermeden bastığı zaman ne oluyormuş? En büyükleri düşüyor. Burada en büyüklerine bakarsak ilk olarak buraları bir düzenleyelim arkadaşlar. Nasıl düzenleriz? Bu nedir? Eksi 4'ün eksi 3. kuvvetidir. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Buna bakarsak eksi 3. kuvveti bu arkadaşlar. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetini aldığımız zaman ne yapar? Ters dönmesi ne yapması lazım? Ters dönmesi lazım. 2'nin 3. kuvvetini alalım. 8 olmuş olur. Burası bir kere pozitif gelir. Kaç olur? 8'in eksi 6. kuvveti olur. Bunların hepsini 2 üzeri olarak yazalım ki bizim için daha kolaylık olsun arkadaşlar. Ne vardı burada? 2'nin 5. kuvveti nedir? Bu eksi olacak. Bir eksi 2'nin 5. kuvveti olduğu için. Eksi 2'nin 5. kuvveti olduğu için eksi 2 üzeri 5.
Bu 8'e bakarsak nedir? 2'nin 3. kuvvetidir. Buna baktığımız zaman bir kere işaretimiz zaten eksi. Bu 4'ü ne olarak yazarız? 2'nin karesi olarak yazarız. Kare ile eksi 3'ü çarparsak ne yapar? 2'nin eksi 6. kuvveti yapar. Ne kaldı geri? Sadece bu kaldı. Bu da nedir? 2'nin kaçıncı kuvvetidir arkadaşlar normalde? 3. kuvvetinin eksi 6. kuvvetini alıyoruz. Üstle üstü çarparsak ne olur? 2'nin eksi 18. kuvvet olmuş olur. Şimdi buraya baktığımız zaman en küçük ifade hangisi? En büyük ifade hangisi? Değerlendirmemiz lazım. En büyük ifadeye baktığımız zaman burada 2 üzeri 3 bizim için en büyük ifadedir. Küçük olması için bir kere negatif olması lazım önünde. Bu da bizim küçük, bu da bizim büyük olmuş olur arkadaşlar. Şimdi buraya bakarsak çift kuvvetini aldığımız için ne çıkacak burası? Pozitif çıkmış olacak. Peki 16'yı ne olarak yazarız? 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti olarak yazarız. Ne olur? Üstün üstü çarpılırsa 2 üzeri 16 olmuş olur. Buraya baktığımız zaman negatif bir sayının tek kuvvetini aldığımız zaman ne olacak? Aynı şekilde negatif olmuş olacak. Bir de ters çevirelim bunu. 4'ün yerine ne yazabiliriz? 2'nin eksi 2. kuvveti olarak yazabiliriz. Veya bunu ters çevirelim. Direkt ne olur orası? Burayı artı yaparsak 2'nin 6. kuvveti olur. Fakat işaretimiz eksi. Aynı işlemi burada yaparsak eksi 2 üzeri kaç yapar? 9 yapar. 32 nedir? 2'nin 5. kuvvetidir. 3 ile de çarparsak 2'nin 15. kuvveti olmuş olur. En büyüğü ve en küçüğü bulmuş olduk. En büyük ne var burada? 2 üzeri 16. En küçük ise büyük. Buna da küçük diyelim. Bizden ne istiyor aslında arkadaşlar? Bu büyük küçüklerin hepsini birbiriyle çarpmamızı istiyor. Bir kere 2 tane eksi olduğu için sonucumuz artı gelecek. Diğer ifadeleri yazalım. 2'nin 5. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin 16. kuvveti çarpı 2'nin 9. kuvvet. Eksileri yazmamıza gerek yok. 5 ile 3'ü toplarsak 8. 16 ile toplarsak 24. 9 ile daha toplarsak 2 üzeri 33 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Bu diğer sorulara göre bir nebze daha zor demeyelim. Fakat yeni nesile uyduğu için biraz daha uzun oluyor arkadaşlar. Ve sonraki sorumuza geçelim. A üzeri B eşitliğinde A ve B birer tam sayıdır. A artı B'nin alabileceği en küçük değeri bize sormakta. En küçük değeri alıyorsa bu ne olması lazım? Negatif sayının bir kuvvetini alırsak en küçüğünü bulmuş oluruz arkadaşlar. Kaçıncı kuvveti diye düşünebiliriz. Bir kere 8'in ikinci kuvveti kaçtır arkadaşlar? 64'tür. Bu bir kenarda dursun. Fakat bizden ne istiyor? Negatif olarak istiyor. Bunu eksi 8'in ikinci kuvveti alırsak bu da kaç yapar? Bu da 64 yapar. Peki farklı bir sayı var mıdır arkadaşlar diye düşünürsek. Tabanı en küçük olan sayı kaçtır? Burası. Üstü pozitif olacağı için en küçük hangisini alırız? Bunu alırız. Bu sayı aldığımıza göre ne deriz o zaman? Cevap budur. Eksi 8 artı 2 yani eksi 6'dır deriz cevabımıza. Bu kadar kolay bir soru. Bir bilgisayar işletim sistemlerinde her 1 ve 0 1 bit olarak ölçülür. İfadesini sistemde 8 bitlik yer kaplıyormuş. Bu birimler için eşitlikleri vermiş bize arkadaşlar. 2 GB'lık işlem yapan öznenin yaptığı işlemin biti cinsinden değerini soruyor. Gigabyte'mış. Hepsini ne yapacağız? 1024 ile çarpacağız. En sonunda da 8 ile çarparak bite çevirmiş olacağız arkadaşlar. Ne bu? 2 GB çarpı. İlk soruda ne yapmıştık? 1024'ün 2 üzeri 10 olduğunu bulmuştuk. O zaman bunu megabayta çevirmek için 2 üzeri 10 ile çarptık. Burada megabayt bulduk. Megabaytı kilobayta çevirmek için aynı şekilde 2 üzeri 10 ile çarptık. Buraya geldiğimiz zaman kilobaytı bayta çevirmek için yine 2 üzeri 10 ile çarptık çarpı. Şimdi neyle çarpmamız lazım? 8 ile çarpmamız lazım. 8 nedir? 2'nin 3. kuvvetidir. Burada 2'nin 1. kuvveti var. Ne yapacağız şimdi? Tabanları hepsinde aynı olduğuna göre üstler toplanacak. 3, 10 daha 13, 23, 33, 1 daha 2 üzeri 34 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Sonraki soru. Bir yağmur damlası saniyede 9 metre yol alıyor. Buna göre bir yağmur damlasının 2 saatte aldığı yolun santimetre cinsinden bilimsel gösterimi ne bize sormakta.
Nasıl yapacağız? İlk olarak 2 saatte kaç saniye olduğunu bulalım. 1 dakika kaç saniyedir? 60. 60 saniye. 1 saat ne olacak? Bunu bir daha 60 ile çarpacağız. 3600 ne yapar? Saniye. Bu ne? 1 saat için. Bizden kaç saat istiyor? 2 saat istiyor. Bunu ne yapmamız lazım o zaman? 2 ile çarpacağız. 7200 saniye deriz. 1 saniyede ne kadar yol alıyormuş? 9. O zaman ben bunu 9 ile çarparım. 7200 çarpı 9. Bunu ne olarak vermiş bize? Metre olarak vermiş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Burada nerede yazıyordu? Santimetre. Metreyi santimetreye çevirirken ne yapardık? 100 ile çarpardık. Buradaki sıfırları bunun yanına yazabiliriz arkadaşlar. İşlem kolaylığı olsun diye. Biz ne yapacağız? O zaman 72 ile 9'u çarpacağız. 72 ile 9'u çarparsak 8 elde var. 1 63 elde 1 64. O zaman ne yapar? 648 çarpı. Burayı düzenlersek 10 üzeri 4 olarak buluruz. Fakat bu bizim için bilimsel gösterim midir değildir. Ne olması lazım? Tam kısmın sadece bir rakamdan oluşması gerekir. Burada ne yapacağız? Virgülümüz burada. 1, 2 tane kaydırırsak bu sayıyı ne yapmış olduk? Küçülttük. O zaman üstünü ne yapacağız? Artıracağız. 6,48 çarpı 10 üzeri 6 olarak bulmuş oluruz. C şıkkı bizim için cevaptır arkadaşlar. Bu da bizim için son soru arkadaşlar. Yanda verilen tuş paneli bir apartmanda bulunan asansöre aittir. Asansörün işlemcisi panel üzerinde basılan ilk sayı taban, ikinci sayı ise kuvvet olarak hesaplayıp elde ettiği sayının bulunduğu kata hareket etmektedir. Buna göre asansörü kullanan özge hangisine gidemez diye bize soruyor. Şimdi ne diyor? A üzeri B. Yani bu birinci sayı ilk bastığı zaman taban. Bu da neymiş? İkinci sayı. Şimdi eksi 2'yi elde edebilir mi? Eksi 2'nin birinci kuvvetini alırsa ne olur? İlk de eksi 2'ye basar, sonra da 1'e basar. Bu elde edilebilir. Ne olur? Eksi 2 olur. Bu oldu. Bunu elde edebilir mi? 2'nin birinci kuvveti de ne olur? 2'nin birinci kuvveti kaçtır? 2'dir. Bu da elde edilebilir. Peki 4, 2'nin karesi 4'tür. 2'yi art arda basar. Bunu da elde edebilir. Fakat eksi 9'u hiçbir şekilde elde edemez. Eksi 9'u nasıl elde edilebilir sadece? Eksi 9'un birinci kuvvetini alırsa elde edebilir. Fakat tuşlarda eksi 9 diye bir sayı var mı? Yok. Ondan dolayı eksi 9'a gidemez deriz arkadaşlar. Ve bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu videoları kesin ve kesin not tutarak izlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Çözemediğiniz soruları, anlamadığınız soruları bana mat.akademi Instagram sayfasından ulaştırabilirsiniz. Ben Fatih Hoca olarak sizlerin tüm sorularınıza cevap vermek için elimden geleni yapmaktayım. Hepinize kolay gelsin.